Merhabalar gençler, bugün sizin için yani evlilik kararı almayı düşünüyorsunuz. Bir kız arkadaşınız var, erkek arkadaşınız var ya da nişanlısınız ya da bir görüşme yaptınız. Böyle karar verdiniz, vermediniz ya da karar verdiniz ya da artık evlendiniz, yeni evlisiniz. Bütün bu kişiler için size bir anlaşmadan bahsedeceğim. Karı koca yapmanız gereken, nişanlıyken yapmanız gereken birkaç maddede acaba hangi konularda anlaşırsak evliliklerde çatışmaları daha az indirebiliriz diye birkaç maddeden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle aslında bizim verdiğimiz değer, yani bizim bazı kavramlara verdiğimiz değerler farklıdır. Şimdi biz başta tabii ki böyle birbirimizi çok seviyoruz, hayat çok güzel, toz pembe. Öyle olduğu zaman diyoruz ki aa ne kadar güzel, biz bir hallederiz. İşte para sıkıntısını da hallederiz, işte ailelerde problem varsa hallederiz. İkimiz birbirimizin bazı şeylerini beğenmiyorsak onu da hallederiz, çözeriz biz diyoruz ve bunları oturup konuşmuyoruz. Çünkü konuştuğumuz zaman ya da çatışma yaşıyoruz, ama çatışma yaşamayalım, biz zaten birbirimizi seviyoruz diye bunları ne yapıyoruz? Halının altına süpürüyoruz. Şimdi halının altına ne kadar süpürürsek süpürelim, bir süre sonra biz aynı evin içine giriyoruz ve bunlar aslında çözülebilir problemken artık çözülemez, birbirimizin çatışma alanına girecek, bazen çok büyük kavgalara sebep olacak maddeler haline dönüşebiliyor. Ve evliliklerin %65'i ilk 7 yılda boşanmayla sonuçlanıyor. Bunu düşündüğümüzde demek ki biz o nişanlık döneminde, yeni tanıştığımızda ya da evliliğe yakın bunları konuşmadığımız için ne yapıyoruz? Erteliyoruz ve bundan sonra aynı eve girdiğimizde büyük bir kavga olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar hangileri? Madde madde söyleyeceğim size. Bunlardan bir tanesi aile. Yani ben aile benim için ne demek? İşte o benim sevdiğim kişi için, benim evlenmeyi düşündüğüm kişi için aile ne demek? Yani benim için aile, çocuklar, işte büyük bir masanın etrafında akşam yemekleriyken belki benim evlenmeyi düşündüğüm kişi için hayır aile. Yani o kadar da önemli olması gerekmiyor. Yani ben para getireyim, eşim çocuklarla ilgilensin. O kadar yani. Hani ara sıra dışarıda gözükelim ama her zaman beraber olamayız. Belki eşimiz çocuk, ailede çocuk bile istemiyor. Yani aman olmasa da olur dediği bir şey. Ama bizim için çok çocuk, büyük geniş aileler. Aile kavramımız nasıl? Ben ne düşünüyorum aile için? Aile nasıl olmalı bana göre? Eşim için, yani o partnerim için nasıl olmalı? Şimdi para. Şimdi para meselesi, biz çok konuşmayı sevmiyoruz Türkler. Bu konulardan bahsetmeyi sevmiyoruz. Bu konular sanki böyle bizim mahrem alanımız, ayıp bu konuları konuşmak. Hatta bize böyle atasözleri de var. Masada işte konuşulmaz para. Para konuşmak ayıptır gibi. Aslında bunlar bizim maalesef bizi negatif olarak etkileyen inançlarımız. O başka videonun konusu olsun. Şu anda para ile ilgili benim için para ne demektir? Para biriktirilecek bir şey midir? Harcanacak bir şey midir? Ne kadarını harcamam lazım? Ne kadarını biriktirmem lazım? Yani ben çalışacak mıyım? Eşim çalışacak mı? Çalıştığımız parayı ne yapacağız? Bir hepsini bir araya koyup isteyen istediği kadar mı harcayacak? Yoksa ihtiyaçlarımızı gördükten sonra herkes geri kalanını kendine mi alacak? Kendi tasarrufunda mı olacak? Ne yapacağız biz? Yani parayla bizim ilişkimiz ne? Biz biriktirip ev mi alacağız, yatırım mı yapacağız? Biz parayla alakalı ne yapacağız? Parayı nasıl kazanacağız? Nasıl harcayacağız? Nasıl biriktireceğiz? Ve bunlar konusunda acaba ikimiz ne düşünüyoruz? Bunları biliyor musunuz? Belki öyle aykırı şeyler düşünüyorsunuz ki aynı eve girdiğinizde yapamayacağınızı anlayacaksınız. Peki şimdi oturup bunları konuşmaya ne dersiniz? Üçüncü olarak iş. Mesela evleniyorlar. Adam diyor ki ben karımın zaten çalışmasını istemiyordum. Ama nişanlıyken demiştin çalışabilirim. Hayır diyor, ben aslında demiştim ki olabilir belki. Ama şimdi diyor gerek yok. İş, kim çalışacak? Kim kariyer yapacak? Birisi kariyer yaparken diğeri onu destekleyecek mi? Yoksa ikisi aynı anda mı kariyer yapacak? Kariyer yapacaklar, o yüzden çocuk yapmayacaklar mı? Nasıl yapacaklar? Bunlar için, ikisi için de iş dediğimiz şey ne demek? Nerede çalışacaklar? Nasıl bir kariyer planları var? Ve birinin kariyer planı diğerinin kariyer planına aykırı mı? Çünkü bizim hayallerimiz var. Bir başka maddemiz de hayallerimiz. Hangimizin hangi hayalleri var? Yani işte benim hayalim biraz para biriktirdikten sonra bütün işi, Belçika'yı terk edip başka bir yerde yaşamak
eşimin hayali de burada oturmak. Bir gün biz bunu konuşmuştuk. Eşim demişti ki ben emekli olduktan sonra böyle dedi dağın başında böyle hayvanlar böyle böyle bir hayat yaşamak istiyorum. Ben de dedim ki ne sen yani böyle hayaller mi kuruyorsun? Yani her şeyi bitirelim paramız olsun sonra böyle bir şey mi yapalım? Yani bana göre dedim dünyayı gezeceğiz ya bir residence'da oturacağız. Yani işte aslında hayallerimiz farklı. İkimiz de farklı yerlerden bakmışız. Tabii sonra oturup ortak hayaller kurduk yani hani burada ortak hayaller. Sen hayalin benim hayalime engel mi? Öyle kadınlarla karşılaşıyorum. Bazen erkeklerin hayallerini gerçekleştirmek için kadınlar kendi hayallerinden vazgeçiyorlar. Kim her kim ki hayalinden vazgeçiyor bir süre sonra çok mutsuzluk yaşıyor. Bu ikimizin hayalleri ne ve bu hayalleri beraber gerçekleştirebilir miyiz? Veya birimizin hayalini önce birimiz söyle ne yapacağız? Nedir bizim hayallerimiz? Sonra mülkiyet. Nerede oturacağım? Yani evim satılık mı olacak, kiralık mı olacak? Nasıl bir evim olacak? İki odalı mı, apartman mı? Nerede oturacağım? Dünyanın neresinde? Şu anda burada oturuyorum ama sonra başka bir yerde mi yaşamak istiyorum? Yoksa hep burada mı yaşamak istiyorum? Ne istiyorum? Mülkiyetin ne olacak? Sonra dost, düşman diyoruz. Yani ben kimlerle dostum, kimlerle düşmanım, kimler benim yakınım, kimler benim için uzak? Yani kim bana ne yaparsa ben artık onu düşman sayarım. Mesela bir bakıyorsunuz, kadın diyor ki ben artık onun işte kız kardeşinin yüzüne bakmam. Neden? Çünkü benim için diyor o şöyle şöyle bir şey yaptı. Ama siz bunu bilmiyordu. Kız kardeşi de bilmiyordu, eşiniz de bilmiyordu. Senin için dost olan kişi ne zaman dost olur, düşman olan kişi ne zaman düşman olur? Mesela arkadaşlık. Yani arkadaşlığa verdiğiniz önem nedir? Yani birinci değerleriniz için de mi? Mesela kadın diyebilir ki benim arkadaşlarımı ben çok seviyorum. Her gün arkadaşlarımla çıkmak istiyorum dışarı. Ya da her gün arkadaşlarım gelsin. Ama erkek için çekirdek aile önemli ve diyor ki her gün beraber ikimiz sadece olalım. Arkadaşlarımızla beraber o kadar çok olmayalım. Ben çok kalabalık ortamları sevmiyorum. Peki bu durumda ne yapacağız? Bakın değil mi? Ne kadar çok aslında oturup konuşulması gereken mesele var. Şimdi sonra mesela maneviyat. Yani ben, sen dindar bir insan mısın? Ne kadar dindarsın? Sen ne kadar dindarsın ve karşı yani partnerinin ne kadar dindar olmasını istiyorsun? Ya da dindar olmamasını istiyorsun? Bu da bir şık. Yani sen aslında dindar olmamasını istiyorsun, evleniyorsun ama o dindarlığa pratikliğe devam ediyor, ibadet hayatına devam ediyor, bu seni rahatsız ediyor. Ya da tam tersi. Sen evlenmeden önce diyorsun ki o toz pembe, aşığım, harika, her şey müthiş dediğin bir anda diyorsun ki ya evet benim aradığım bazı işte ibadet hayatı yok veya bazı şeyleri var, bazı alışkanlıkları var, zararlı alışkanlıkları sana göre. Ama diyorsun evlenince bunları değiştirecek, bana söz verdi. Hayır, değiştirmeyecek. Ben sana gerçeği söyleyeyim. Beni dinleyen genç arkadaşım, kimse kimse için değişmez, değişmeyecek. Oturup anlaşmamız lazım. Anlaşamıyorsak, evet her şeyde anlaşamayız. Düşüneceğiz bunu anlaşmadan da ben bu evliliğe devam edebilir miyim, edemez miyim? Halının altını süpürmek hiçbir zaman bir çözüm değildir. Sonra kendi ailelerimiz. Bunu özellikle ben buraya ben ekledim. Neden? Çünkü evet, yani okuduğum kaynaklarda bu yok. Çünkü okuduğumuz kaynaklarda genelde Amerika, Avrupa'da yapılan araştırmalar. Ama biz Türk toplumunda sadece biz çekirdek aile olarak evlenmiyoruz. Aslında biz aileler olarak evleniyoruz. Yani benim ailem ve onun ailesi olarak kalabalık. İki kişi evlenmiyor. Bir topluluk, iki topluluk sanki evleniyor gibi bir şey yaşıyoruz. Bu durum işleri biraz zorlaştırıyor. O zaman acaba ikimiz de ailemize karşı nasıl sınırlar koyacağız? Nasıl bir yakınlık içinde olacağız? Ne sıklıkla görüşeceğiz? Neleri paylaşacağız, neleri paylaşmayacağız? Sıkıntılı günlerimizde ne yapacağız? Onların sıkıntılı günde ne yapacağız? Oturup ne yapmamız lazım? Bunlar konusunda konuşup karar vermemiz lazım. Şimdi size bu şey gelebilir. Yok canım olur mu? Biz onları çok seviyoruz. Onlar bizi çok seviyor. Hayat böyle bir şey değil. Hayat aslında bize o bütün süpürdüklerimiz, halının altına süpürdüklerimizin bir gün çıkacağını gösterecek. Ve biz bunu şu an yüzleşmemiz aslında en sağlıklı yüzleşme diyebilirim. Bir de beraber zaman geçirme. Şimdi beraber zaman nasıl geçireceğiz? Haftada bir dışarıda mı yiyeceğiz? Parka mı gideceğiz? Neler yapacağız? Yani beraber ne gibi aktivitelerde bulunacağız? Ve bunun dışında beraber aktivitelerimiz, ne zaman tatile gideceğiz, nerelere gideceğiz, ne yapıyoruz? İkimiz de nelerden hoşlanıyoruz? Birimiz kitap okumaktan hoşlanıyor, birimiz dizi seyretmekten hoşlanıyor. Ne yapacağız? Hangi alanlarımızda beraber olacağız?
hangi alanlarımızda ayrı olacağız? Çünkü bizim aslında kendi kendimize kalmaya da ihtiyacımız var. Ben diyebilirim ki evet, haftanın 3 günü 4 günü seninle beraber program yapalım. Ama ben 2 günü arkadaşlarımla yapmak istiyorum. Ya da bir günü de kendime evde yalnız kalmak istiyorum. Kendi kendime, sen dizi seyretmeyi sevmiyorsun, ben dizimi seyredeceğim. Ya da sen işte belki sevmediğin bir aktivite var. İşte ben yürüyüş yapıyorum. Onu sen sevmiyorsun, ben onu arkadaşlarımla yapacağım. Ya da işte kendi kendime yapacağım, kendimi dinleyeceğim, içsel sesimi dinleyeceğim, değişik eğitimler alacağım. Bir, kendimizle vakit nasıl geçireceğiz? Bir de beraber nasıl vakit geçireceğiz? Bunları acaba biliyor muyuz? Kaliteli vakit nasıl geçireceğiz? Birbirimizin hobilerine karşı nasıl davranacağız? Neleri seviyor, neleri sevmiyor? Ben neleri seviyorum, neleri sevmiyorum? Ve bizim tolere edebileceğim neler var, edemeyeceğim neler var? Ve şimdi bunları konuştuk mu, konuşmadık mı? Şimdi bunlara biz, bilmiyorum size 14'ünü sayabildim mi? Ama biz bunlara anlaşma diyoruz. Ve bir anlaşma yaparak bunları, bazen yazılı da yapabilirsiniz, çok da güzel olur. Hatta altına imza atarsınız. Bizim için böyledir, böyledir. Aile kurallarınız olur sizin. Bu aileyi pekiştirir, yoğun. Yani bir devletin devlet olabilmesi için bir anayasasının olması gerekiyor. Yani öyle değil mi? Anayasası olduğunda biz o devlete devlet diyoruz. Çünkü o devlette yaşayanlar neyi ne zaman nasıl yapacaklarını biliyorlar. Peki sizin ailenizin de anayasası o olması gerekmez mi diye. Ve son olarak şununla bitireyim. Şöyle düşünün, bir inşaattan geçerken bir inşaat görüyorsunuz ve diyorsunuz ki inşaattakilere, müteahhit diyorsunuz ki bu ne oluyor diyorsunuz. Müteahhit diyor ki ben bilmiyorum ne oluyor. Başladık işte, artık başladık, bir süre sonra artık ne olacaksa olur diyor. Ne dersiniz, ne düşünürsünüz? Ya da bir şeye biniyorsunuz, uçağa biniyorsunuz ve uçağın nereye gideceğini soruyorsunuz. Pilota diyorsunuz ki nereye gideceksin? Ya da o pilot arkadaşınız, diyorsunuz ki bugün nereye uçuyorsun? Diyor ki pilot, bilmiyorum diyor. Bir havalanayım da diyor. Bir yukarı çıkayım da bakarım diyor. Artık yol beni nereye götürürse. Ne düşünürsünüz? İşte biz de evliliklere bazen böyle başlıyoruz. Diyoruz ki bir başlayalım da. Bir şu işte inşaata başlayalım. Yani o başladıkça ne olacağı görülür. Biz bu evlilikte hedefimiz ne? Amacımız ne? Bu evlilik nereye gidiyor? Niçin biz evleniyoruz? Eğer bu sorulara cevap verebiliyorsak, biz demek ki bu evliliği yapmaya her ikimiz de hazırız ve bu anlaşmayı yaparak sağlıklı bir başlangıç yapabiliriz diyorum. Ve gençlere sağlıklı başlangıçlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.